İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Aziz Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Güran Bey. Evet, ikimiz de İstanbul'dayız ve bu kaydı teknik olarak Ali Vatansever arkadaşımız gerçekleştiriyor. Ona da bir merhaba diyoruz ama görüntüsünü görmüyoruz tabii. Bey. Evet. Evet. Şimdi Aziz Bey, sizinle daha önce anlaştığımız üzere Türkiye'de afetlere hazırlık konusunda ve müdahale konusunda ne noktaya geldiğimizi şöyle bir genel anlamda toparlamak istiyoruz. Türkiye'deki en eski sivil gönüllü kuruluşlardan birisi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve senelerden beri de afetlerde aktif olarak rol alıyor, destek veriyor. Siz hem kamu yönetimi tarafını hem de sivil toplum tarafını bütün bu uzun yıllar boyunca geçirdiğiniz tecrübeler nedeniyle çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden başlayalım isterseniz. Nasılsınız, ne durumdasınız? Türkiye çapındaki teknik donanımınız ne durumda? Bir kısa özet rica ediyorum. Ondan sonra da hem geldiğimiz nokta itibariyle afetlere hazırlık ve müdahale konusunda ne durumdayız? İyi örneklerimiz var mı? Varsa hangileridir ve eksikliklerimiz nelerdir? Bunlar üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Buyurun. Evet, şöyle bizim faaliyet odağımız, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin faaliyet odağı telsiz haberleşmesi. Zayıf sinyal haberleşmesi olarak da bilinen amatör telsizcilik ekseninde bu işi yürütüyoruz. Amatör telsizcilik yani bir telsiz haberleşme servisi, Birleşik Milletler tarafından kabul edilmiş olan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından kabul edilmiş olan bir servis, radyo haberleşme servisi. Gönüllülük temelinde yürütülüyor, deneysel. Türkiye'de 83 senesinde maalesef serbest kaldı. Serbest kalma sebebi de, serbest bırakılma sebebi de afetlere yönelik, afetlerdeki hizmet öngörüsü. Dolayısıyla biz aslında uzunca yıllar özlemini çektiğimiz bir kapının bize açılmasının minnet borcunu yoğun şekilde afet haberleşmesine odaklanarak yürütmeye çalıştık. 90 senesinden beri afet haberleşmesinin içindeyiz. Aslında ilk de yani afet daha doğrusu haber afet gönüllülüğü konusundaki de ilk örneğiz. Sivil 32 senedir yani. 32 yıldır doğrudur. Evet. Dolayısıyla yani bütün o yıldan beri olan evreleri hepsini yaşadık. Şöyle ki biz başladığımızda bizim başlangıcımız mümkün kılan yasa 7126 sayılı sivil savunma yasasıydı. 11, 12, 13. maddeleri gönüllü katılımı öngören maddelerdi. Bunların ilk defa çalışmasını biz sağladık. Bizim girişimimizde tabii bizim girişimimizin olması tek başına yeterli değildi. Karşımızda bilinçli önce bir sonra ikinci bir kamu görevlisinin gelmesi sayesinde onlarla karşılaşmamız sayesinde yol alabildik. Eğer o kamu görevlilerine karşılaşmasaydık belki bugünlerde bunları konuşuyor olmayacaktık veya benzeri yapıda kamu görevlilerinin yolumuzun kesiştirmesini bekliyor olacaktık. Yani aslında 90 yılından beri olan olayları takip ediyoruz, içindeyiz. 90'da sivil savunmayla önce herhangi bir protokole bağlı olmaksızın fakat 93 yılında protokol imzasıyla birlikte daha kurumsal bir şekilde haberleşme eksenli olarak yürütmeye başladık işbirliğini. Şimdi niye haberleşme? Çünkü şöyle bir ihtiyaç hissedildi. O tarihte bugünkü gibi gelişkin altyapılar yok. Hatta sivil savunmanın hiçbir telsiz altyapısı yoktu. Tatbikatlarda bizim hani telsizle ne yapabildiğimizi görünce bir de bir ihtiyaç hissettiler. Bu bir 91 yılında biliyorsunuz bir Körfez Savaşı oldu. Bu Körfez Savaşı öncesinde
bir yedek haberleşme ihtiyacı hissettikleri için ilk defa işte o olay sırasında fiili işbirliğine başladık. Arkadan da bu kurumsallaştı. Şimdi şuna da şu nokta çok önemli. Bakın 58 yılındaki bir kanunun 90 yılında yani olayın bilincinde sahip kamu görevlilerinle gönüllerin bir araya gelmesiyle yani ancak aşılabildi. Yani arada 32 senelik bir boşluk var. Yani şey var, mevzuat var. Fakat mevzuatın çalıştırılması konusunda maalesef bir takım sıkıntılar olmuş. Bu bunun bir örneği. Neyse bu işbirliği başladı. O tarihte daha henüz çok böyle yani nasıl diyeyim ben size sadece biz varız gibi yani doğrudan doğruya sahada çalışan gönüllü olarak çalışanlar şey yaparsak onu temel alarsak sadece biz varız gibi. Fakat 99 depremiyle birlikte şey değişti. Bu arada biz 96 senesinde AKUT'la tanıştık. 98'de bir kurumsal işbirliği protokolü imzaladık ve 98'de sivil savunma ile tanıştırdık ve 99 depremi, İzmit depremi sırasında biz haberleşme konusunda, AKUT'ta arama kurtarma konusunda daha henüz o zaman oldukça küçük bir kadroyla sahadaydı. 99 depremleri sonrasında tabii birdenbire bir önemli bir şoktu. Kızılay'da Sağlık Bakanlığı'nda genelde kamuyla daha yoğun bir işbirliği sürecine girdik ve de bu arada tabii arama kurtarma ağırlıklı bir şey başladı. Bir gönüllü katılım, yoğun bir gönüllü katılım başladı. O bir böyle çığ gibi bir katılım oldu. Fakat maalesef sonuçta zaman geçtikçe maalesef bu katılım yani tamamen afet odaklı olduğu için benim yorumum o. Ve de afetler çok sık yaşanan olaylar olmadığı için giderek eridi. Yani o heyecanla yapılan çok güzel çalışmalar vardı. Ama muhtemelen iyi bunların içinden iyi uygulama örnekleri de muhakkak çıkacaktı. Ki o iyi uygulama örneklerine daha sonra bu yakın tarihteki bir örnekten değineceğim. Sonuçta böyle bir şeye girdik, bir sürece girdik. 99 depremleri bu olayda bu durumda bir tetikleyici rol oynadı. Hemen araya girmek istiyorum Aziz Bey. Aslında 99 depremlerinde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin çok da önemli bir çalışması oldu. Afet bölgelerinin Marmara bölgesindeki afet bölgelerinin Ankara ile haberleşmesini uzun süre sizler gerçekleştirdiniz. Yani Ankara derken tabii Başbakanlığı kastediyorum, İçişleri Bakanlığı'nı kastediyorum. Bunu da önemli bir not olarak eklemek istedim. Doğrudur. Yani biz önceden bunu yine bir başka vurgu yapma ihtiyacını hissettim. Biz bir sene evvelinden yani bu söylentiler, bu Marmara depremi söylentilere çıktığı zaman ilk başvurduğumuz yer Kandil Rasathanesi'ydi. Mustafa Erdik Hoca'yla, Allah ömür versin, saygıyla, yani saygılarımı bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Onunla bir istişare yaptık. Bize senaryoyu koydu. Ekim ayı, 98'in Ekim ayıydı. Ondan sonra tabirin mazur görün, tırmalamadığımız kapı kalmadı. Ama yani sonuçta yine biz bize çalıştık, işte bir takım girişimlerimiz oldu. Fakat ciddi şekilde yani o senaryo, onun verdiği senaryo üzerinden çalışarak kendimizi aslında hazırladık. Kafamızda bir plan oluştu. Ne yapacağımız konusunda bir öngörü sahibi olduk. Ve ondan sonra da olay olduğunda o senaryoyu temel alarak bir takım analizler yaparak hızlı bir şekilde 10 gün boyunca ben 3,5 saat sonra İzmit'teydim. İzmit'in haberleşmesi sağladım. Aşağı yukarı aynı zamanda bizim İstanbul ekibi valiliğe yerleşti. Sakarya 2 tane el telsizli bizim üyemiz amatör telsizliğin tekniklerini kullanarak bana ulaştılar. İzmit'e ulaştılar. Bir gün onların o şekilde bana ulaştırdığı haberleri ben Ankara'ya ulaştırdım.
Daha sonra oraya da teçhizat gönderdik ve böylece aşağı yukarı 10 gün sahadan İçişleri Bakanlığı'nın ve Bayındırlık Bakanlığı'nın muhabiresi bizim üzerimizden yürüdü. Şimdi oradan devam edersek yine aynı şeyin arifesinde, 17 Ağustos'un arifesinde biz böyle sürekli mevzuatı şey yaparak sayfa sayfa okuyarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Kamunun ne şekilde bir idari öngörüsü olduğunu anlamak için. Bu arada tabii bir hazine keşfettik. O da bu afetlerle ilgili hizmet grupları yönergesi diye bir şeyi keşfettik. 88 senesinde yayınlanmış, yürürlüğe girmiş. Orada 9 tane hizmet grubu tanımlanmış. Yani bir afet, aslında afet öncesinden başlayarak afet sonrasına kadar müdahale biraz ağırlıklı olmakla birlikte gerek duyulacak hizmetleri ve bunların kaynaklarını tanımlamış. Bunların içinde öncelikli olarak belirlenen haberleşme hizmet grubu ve hatta biz 99 depreminden önce yine valilik nezdinde bir girişimde bulunarak İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam ya Mayıs ya Nisan ya Mayıs ayıydı ilk defa toplamasını sağladık. Bunun akabinde işte bu 17 Ağustos depremi sonrasında Başbakanlık'ta protokol imzalandı. Kızılay'la protokol imzalandı. O güne kadar işte biz bir takım yüksek konumlara altyapı kuramıyorduk. Onları kurar hale geldik. Derken ben biraz hızlı ilerliyorum. Evet, yani bugüne gelirsek iyi olur. Bir Türkiye Afet Müdahale Planı oluşturuldu. En taze örnek olarak da İstanbul, yani il risk azaltma planı evresine geçtik. Şimdi Türkiye Afet Müdahale Planı aslında bahsettiğim o hizmet grupları yönetmenin hizmet çalışma grupları şeklinde dönüşüp 28 tane farklı noktaya odaklı olarak örgütlenmesi. İRAP ise il risk azaltma planında risk kavramını ön plana çıkartması çıkartan bir yapılanma o anlamda çok önemli. Şu anda İstanbul'da sadece İstanbul'da değil Türkiye çapında bu il risk azaltma planları ekseninde bu çalışmalar yürütülüyor. İstanbul'da çok belirgin şekilde çok güçlü bir şekilde valiliğin ve vali yardımcısının bu konudaki yoğun çabalarıyla ve ısrarlarıyla veya nasıl diyeyim yani ısrarlı takibiyle ciddi şekilde ilerleniyor şu anda. Bu arada hemen bir soru sormak istiyorum. Siz daha önce de vurguladınız. Kamu yöneticilerinin rolü özellikle afete hazırlık ve afete müdahale konusunda son derece önemli. Biz bunun geçtiğimiz dönemde birçok örneğini yaşadık. Olumlu ve olumsuz örneklerini yaşadık. Fakat bu anladığım kadarıyla hala devam ediyor. Çünkü siz konuşmanıza ilk başladığınızda Türkiye'deki en önemli gelişmenin kamu görevlilerinin, iki kamu görevlisinin devreye girmesi ve onların gerçekleştirdikleri bazı atılımların sonucunda önemli aşamalar kaydedildiğini belirttiniz. Hala bu noktadayız mı? Yani yapısal olarak gerek kamu yönetimi olsun, gerek sivil kuruluşlarla kamu yöneticileri arasındaki ilişkiler olsun, gene hala yöneticinin niteliklerine bağlı mı devam ediyor? Ne diyorsunuz? Mutlak surette öyle. Şimdi bakın bu Türkiye Afet Müdahale Planı örneğini alalım. 88 yılında hizmet grupları yönetmeliğine geldi ve o dönemde AFAD'ın başında olan şu andaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nın aslında mimarıdır. O şeyin temelinde çok yani mükemmel bir süreç analizi silsilesiyle olay ele alındı. Ben hala inanamam o arama konferansı veya benzeri bilimsel yöntemlerle yapılan toplantılar neticesinde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yapısı oluşturuldu. Bu yani ben neredeyse bir şok geçirdim bir şeye davet edilmiş olmaktan bir arama konferansına. Beklemediğiniz bir gelişme. Beklemediğim bir gelişme.
Orada Fuat Oktay, Sayın Fuat Oktay'ın şeyi, hakkı ödenmez. Yani şeydir, o Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bu şekilde hani yapılanma, bu yapılanmaya kavuşmasında çok önemli onun rolü vardır. Ama maalesef tabii uygulama noktasına gelince yine bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. İstanbul'da bu İRAP olayını ben diğer illerde olan şeyi de az çok takip ediyorum. Çünkü bizim 64 yerde şubemiz var. Dolayısıyla Türkiye çapında genelde ne olduğu konusunda da tabii bir fikrimiz oluyor. Ama İRAP olayında da mesela burada Sayın Vali ve Vali Yardımcısının, bir tane Vali Yardımcısının bu konuda ki ısrarları sayesinde çok ciddi takibi sayesinde ilerleniyor. Ha, ilerlenirken çok hızlı ilerlendiğini söyleyemiyorum çünkü şunu fark ettik. Mesela kamu tarafı çok yoğun şekilde bir gayret gösteriyor. Yalnız bu iş sadece biliyorsunuz kamunun ısrarı yeterli değil. Aslında toplumsal bir ısrar ve toplumsal bir katılım gerekli. Ben mesela özel sektörün bu konudaki katılım isteğinin çok gelişkin olmadığı gibi bir hisse sahibim, bir gözleme sahibim. Yani bunun değişmesi lazım. Sanıyorum bu konuda biraz önümüzdeki günlerde bir ilerleme de olacak. Çünkü önümüzde bizi bekleyen tehlikenin büyüklüğü daha yeni idrak edilmeye idrak edilmeye başlanıyor. Bunun böyle hani kolaylıkla kenara atılacak bir tehlike olmadığını ve sonucunun çok vahim olacağı ortada. Dolayısıyla bir yandan onun bir itici gücü var. Bu arada tabii bu orman yangınları çok enteresan. Orman yangınları çünkü depremden farklı olarak çok sık yaşanmaya başlayan bir olay. Çok sık yaşanmaya başlandığı için bir takım enteresan iyi uygulama örneklerini de doğurdu. Bir tanesi de bunlardan Akyaka Gönüllüleri. Bunu daha evvel de sanıyorum sizinle birkaç defa ele almıştık. Yani artık arama kurtarma bizim 17 Ağustos'taki o dinamizmi, kısa süreli dinamizmi bu sefer daha sık yaşanan olaylar, orman yangını gibi olaylar nedeniyle daha taze tutma bir kere bir oluştu. Bu Akyaka Gönüllüleri bence çok iyi bir uygulama örneğidir. Bunun sayısının artması, konsolide olması ve de yani güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ben daha umutluyum. Hani geleceğe yönelik olarak daha geniş bir katılım sağlanması anlamında ben ümit verici olarak görüyorum bunu. Daha önce bu konuda da Akyaka Gönüllüleriyle program yaptığımız için dinleyicilerimiz biliyorlar. Yeni öğrenen dinleyicilerimiz için de YouTube'daki sayfamızdan rahatlıkla bu programların kayıtlarına ulaşmaları ve izlemeleri mümkün. Şimdi tabii ki bir önemli değişiklik daha var. 17 Ağustos'ta hiçbirimiz hiçbir şey bilmeden harekete geçtik ve işin içinde biraz öğrenmeye gayret ettik. Aynı zamanda tabii ki bir takım karışıklıklara da neden olduk. Sivil toplum tarafını ifade etmek açısından söylüyorum. Fakat bu orman yangınları konusunda bölgede de yaşayan insanlar oldukları için çok daha bilinçli, çok daha tecrübeyi özümseyen bir çalışma kaydediyorlar. Bu bakımdan da önemli bir farklılık ve daha iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Belirttiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bizim çok önemsediğimiz bir gelişme. Çünkü şöyle, biz çok ciddi bir altyapı kurduk Türkiye çapında. Bu altyapı tabii telefonlar çalıştığı müddetçe pek insanlar önemsemiyor. Telsiz hala ne derece hani böyle kritik durumlarda ne derece gerekli bir olduğu konusunda hala yeterli bir şey yok. Çünkü insanlar yaşadıkça öğreniyor. Maalesef öyle bir gerçek var. Yani önceden bir kurgulama noktasında yani bu günlük hayhurlar içinde tabii çok pek yol alınmak yani orada bir ilerleme olması sağlanmıyor. Fakat şu anlamda tabii biz bu altyapıları kurduk. Yani kurduğumuz zaman mesela Muğla örneğini alırsak biz orada daha çok sismik riskler düşünerek Kandil Rasathanesi'nin yönlendirmesiyle orada çok ciddi bir altyapı kurduk. Ama şu anda orada yaşanacak yangınlarda da çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Mesela geçen seneki Marmaris yangında eğer internet gitseydi
yani az kalsın çok kritik bir altyapı yangına kurban oluyordu, yenik düşüyordu. O zaman bize orada çok iş düşecekti ama biz hazırdık orada. Altyapımız güçlüydü. Şimdi o anlamda bize de insan kaynağı lazım. Bize de gönüllü insan kaynağı lazım. Yani sonuçta bir sistem kurduksa bunu kullananları yetiştirmemiz lazım. O konuda daha çok alacak yolumuz var. Buna bir çağrı olarak da kabul edebilir miyiz Aziz Bey? Yani özellikle afetler konusunda bir şeyler yapmak isteyen sivil insanlara sizinle bağlantı kurmaları tavsiyesinde bulunabilir miyiz? Tabii ki. Yani şöyle, hele elektroniği ve haberleşmeye meraklı insanlar olursa daha da keyifli olur onlar için. Çünkü bizimki daha çok dediğim gibi elektronik ve haberleşme odaklı bir faaliyet. Yani bunu biz yani bu altyapıları ve bu hani yetkinliğimizi afetlerde kullanıyoruz. Tabii şu anda 2500-2600 kişi bizim kadromuz ama Türkiye çapında bu çok az bir kadro. Yani bunun arttırılması lazım. Bunun da yani bilinçli insanları biz yani aramıza davet ediyoruz. Artı hele bir de elektroniğe ve haberleşmeye meraklılarsa çok daha keyifli olur onlar için. Yani o boyutumuz bizim, o deneysel boyutumuz aslında çok güçlü. Onu da bu arada vurgulamak isterim. Ama bu arada bir sorum daha var bu konuda. Şimdi özellikle bu orman yangınlarının olduğu bölgelerde çok fazla sayıda turistik tesisler var. Oteller var, moteller var. Onların özellikle afetlere hazırlık konusundaki bu aynı zamanda kendilerini de işletmelerini, binalarını ve müşterilerini de koruma anlamına gelecektir tabii ki. Onların bu konudaki durumu nedir? Yaklaşımları nedir? Vallahi biz Muğla'da 2015 yılında yoğun şekilde çalışmaya başladık. İlk yaptığımız şey yani çok ciddi risk analizleri de yaptık. Kandilli'nin desteğiyle. Bunu gittik anlattık. Bir toplantı, AFAD bir toplantı düzenledi. İşte kamu kurumları ağırlıklı olarak geldi. Havalimanlarını ve turizm tesislerini de temsilcilerine çağırdık. Maalesef sadece bir tane Marmaris'ten bir otel geldi. Onun haricinde hiç ilgilenmediler. Daha sonra kaç defa kapı çaldık. Bir tsunami ile ilgili özellikle Kandilli'nin tsunami konusundaki uyarıları ve zaten de bir tane tsunami de oldu. O tsunaminin olması da yetmedi. Maalesef hani bu şeyi böyle bir ilgi, bu böyle bir risk analizi temelli bir yaklaşımı biz orada görmedik turizm tesislerinde. Bu yangın o konuda yine bir muhtemelen bir uyarıcı oldu. Öyle olmasını umuyorum. Bir uyarmış olduğunu umuyorum. Aslında çok ciddi sorumlulukları var. Sadece kendi varlıklarının korunması bir yana, oradaki misafirlere karşı çok ciddi sorumlulukları var. Yani orada bir takım yani misafirler bir sorun yaşarsa bunun nahoş geri dönüşleri olabilir tesis sahiplerine. Dolayısıyla yani Türkiye'de bununla ilgili aslında yıllardan beri mevcut olan iş sağlığı, güvenliği gibi takım şeyler var, öngörüler var. Bunların hepsinin çalıştırılması lazım. Bunlar çalıştırılmazsa aslında işte afet diyoruz ama afete gelinceye kadar onun öncesinde daha küçük olaylara yönelik yapılacak çalışmalar en büyük olaya yapılacak çalışmalar ve hazırlıklar için son derece şeydir, temel teşkil eder. Yani ufaktan başlayarak hızla diye doğru ilerlemek lazım. Yani bu öngörülerin gereğini yerine getirmek lazım diye düşünüyorum ben. Bu arada ben şurada da değinmek istiyorum. Şimdi bizim bu mahalle afet gönüllülerine MAG'la çok ciddi bir şeyimiz var, çalışmamız var. Buradaki bir teşhisten dayanarak bu olaya ağırlık verdik. Bir kere biz tabii haberleşme odaklı olduğumuz için bir olay, yani böyle büyük bir olayda hangi sorunların yaşanacağı konusunda öngörü sahibi olmaya çalıştık. Dışarıda yaşanan örnekleri biliyoruz. Biz uluslararası birlik üyeliğimiz sayesinde yani bu 2004'te uzak doğuda olan tsunami'deki ağırlıklı olarak turizm sektöründe çok büyük kayıplara neden olmuştur. Yani yüz binlerle ifade edilen
bir sayıda turist orada hayatını kaybetmiştir. Çok sayıda ülkeden. Bir de bu Japonya'da 2011'de yaşanan silsile, yani şeyden başlayıp, depremden başlayıp tsunami'den arkadan gelen nükleer kazayla en üst boyuta ulaşan olayda ki haberleşmeyle ilgili neler yaşandığı, ne sorunlar yaşandığı konusunda bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla hani ne olabileceği konusunda öngörümüz var ve o öngörüden hareketle muhakkak bu şeydeki, yani bu ben kırılgan kesimler diyorum, kırılgan kesimlerin de bir takım çalışmalara girmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu konuda yani biz aslında senaryolar, muhtemel senaryolar konusunda oldukça yoğun bir bilgi sahibiyiz. Bunu da tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda mesela Almanya'da yaşanan bir sel felaketi var. Çok küçük bir alanı etkilemiş olmasına rağmen çok büyük sorunlar yarattı ve de yani çok enteresandır. Aynen bizim 17 Ağustos'ta yaşadığımız sorunların benzerini şu anda Almanya küçücük bir alanda yaşıyor. Ki bana ilginç gelen tarafı, Almanya'da itfaiye büyük ölçüde gönüllü. Evet. Arama kurtarma, THV gönüllü. Buna rağmen öyle anlaşılıyor ki hep yine devletten bekleme yanlışını yaparak orada göz göre göre, yani bir takım büyük problemlerin, yani göz göre göre o büyük problemleri yaşadılar. Evet. Ve orada çok önemli bir takım değişimler olacağını düşünüyorum. Oradan çıkarılacak çok ders var. Ben orada olan bitenleri de özellikle çok ciddi şekilde açık kaynaklardan ve bizim oradaki arkadaşlardan öğrenmeye çalışıyorum. İlginç geliyor bana. Yani bunun daha sonra sizinle tekrar bir inşallah bir mukayese yaparız. Daha ileride evet, bu konuda mutlaka bir program yapmamız yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle afetlere müdahale konusunda Almanya gibi son derece donanımlı ve deneyimli bir ülkede de benzer bir gelişmenin olması hakikaten çok şaşırtıcı. Mutlaka bir programda bunu değerlendirelim biraz daha izledikten sonra. Valla deneyim konusunda ben sizin aynı fikirde değilim. Evet, mesela Katrina sonrasında oraya teçhizat gönderdiler, THV'yi gönderdiler. Amerika'nın boşaltamadığı suyu orada, tahliye edemediği suyu Almanlar götürdükleri pompalarla tahliye ettiler. Evet. Şimdi o anlamda, donanım anlamında evet. Fakat orada başka bir problem var. Şimdi o federal sistemden bir kaynaklanıyor. İşte onu daha net bir şekilde anlamaya çalışacağım. Fakat açık seçik belli ki orada bir takım hani yapılması gerekenler şey tarafında, kamu tarafında yapılması gerekenler yapılmamış. Yani bilgi akışında, şeyde bir takım yetki kargaşaları vesaire sonucunda orada çok kötü bir manzara çıkmış ortaya. Orada çok ders alınacak tabii nokta var. Onların şimdi ayrıntılarını girdikçe bakacağız, bir takım bilgiler geliyor. Onu daha sonra, aslında bu mesela çok enteresan bir test konusu bile olabilir. Mukayeseli test konusu bile olabilir. Tabii, çok önemli. Yani çok enteresan, taze bir örnek. Bütün şeyleri oldukça ciddi belgeli. Dolayısıyla bunu da bir göz önüne almak lazım. Şimdi evet, İstanbul'da hatırlayacaksınız Aziz Bey, hemen şeyden sonra, 99 depremlerinden sonra İstanbul'da Teknik Üniversitenin öncülüğünde bir itfaiye teşkililerinin yeniden yapılanması, evet, konulu uluslararası toplantılar yapılmıştı ve o toplantıların sonucunda da çok esaslı raporlar yayınlandı. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen, çeşitli ülkelerden gelen itfaiyeciler kendi deneyimlerini aktardılar. Fakat o raporlarda anladığımız kadarıyla tozlu raflarda bir gün birisinin elinin değmesini bekliyor. Aslında çok değerli bir çalışmaydı. Bizim de yakından izlediğimiz ve üzerine programlar yaptığımız bir çalışmaydı. Evet, onu da hatırlatmak istedim. Evet, onu da biz başından sonuna kadar takip ettik. Orada gönüllü destek verdik. Yani çok şey de öğrendik orada. Yani evet, bizim için de önemli bir etkinlikti o. Biz doğrudan doğruya itfaiye de belki
konumuz değil ama yani sonuçta acil durumda çalışan bütün kurumlar bizim için önemli. Çünkü onların hani biz onların haberleşme konusunda ne sıkıntı yaşayacağını bilmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor ki ona göre kendi planlarımızı yapalım. Yani her şey bittiği zaman biz ne yapabiliriz? Bunu önceden tanımlamamız gerekiyor. Onun için o irtibatlar bizim için son derece önemli. Evet, bu raporlara hala ulaşmak mümkün tabii. Bahsettiğim raporlara ulaşmak mümkün. İnternet üzerinden. Şimdi bu mahalle afet gönüllüğüne dönersek, bizim şu anda odaklandığımız nokta, yani şimdi kamu büyük ölçüde kendi iç haberleşmesini yapıyor. Yani zaman zaman küçük şeyler belki olabilir. Orada az çok manzarayı biliyoruz. Orada bir şey yok. Fakat bugünün eksikliklerini şöyle bir alt alta sıralamamız mümkün mü? Yani özellikle sadece TRAC'ın afet haberleşmesi faaliyetlerini kastetmiyorum ama Türkiye'deki afetlere müdahale ve hazırlık konusunda neleri eksik görüyorsunuz? Hemen tamamlanması gerekenler. Bunları bir sıralamanızı rica edebilir miyim? Bir kere şöyle, mevzuatın çalıştırılması lazım. En yani ısrarla çalıştırılması lazım. O yani mevzuatta yani eksiklik yok, bunun çalıştırılması. Hayır, çalıştırılması lazım. Hep mevzuat eksikliğinden bahsedilir. Ben hep şunu söylerim. Bir eksiklik olup olmadığını anlamak için önce mevzuatın çalıştırılması gerekir. Mevzuatı çalıştırmadan eksikliği göremezsiniz. Ama bizde daima daha en başından eksikler bulunur, eksikler yaratılır ve onlara dayanılarak mevzuat çalıştırılmaz. Benim tespitim bu. O bir kere ondan vazgeçilmesi lazım. İkincisi bu yani halkın katılımı ki bu konuda mahalle afet gönüllülerinin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Halkın katılımının sağlanması lazım ki halka bu şeyler anlatılabilsin. Yani kamunun yaptığı gayretler, bunların nedenleri, bunların anlatılabilsin. Yani, mahalle afet gönüllüleri aslında kamuyla toplum arasındaki elçilik görevini yerine getirmek durumundalar. Evet. O anlamda çok önemli. Bu arada ilçe İstanbul'da başlayarak muhtemelen başka illere de yayılacak ama çok önemli bir şey yapıldı. Eski sivil savunma günlerindeki gibi eskiden ilçe sivil savunma müdürlükleri vardı. Şimdi ilçe AFAD merkezleri kuruluyor. Bu çok önemli çünkü İstanbul'da yaşanacak bir olayda bu ilçelerde çözüm üretilmezse valiliğin bir çözüm üretmesi mümkün değil. Yani şeyden başlayarak bir kere yükü dağıtmak lazım. Yani mahallede çözülemeyen bir takım sorunların valiliğe aktarılabiliyor olması. Yani bugün ilçelerimiz 1 milyon nüfusun üstünde, belki 2-3 milyon nüfuslu ilçelerimiz var. Yani bu ilçelerin içinde bir takım sorunların çözülmesi lazım. İlçelerin kendi risklerinin bilincinde olması lazım. Buna göre örgütlenmesi lazım. Bu önemli bir adımdı. İlçe AFAD merkezlerinin. Burada bir noktayı belirtmek istiyorum. Son örneklerde de yaşadık maalesef. Şimdi ilçe deyince tabii ki kaymakam ve aynı zamanda o ilçenin belediye başkanı. Bunlar arasında bir doğru iletişim olmadığı zaman o ilçede ve o bölgede doğru işleri yapmak maalesef mümkün olmuyor. Aynı konu il yani vali ve ilin belediye başkanı açısından da geçerli. Yani bazı yerlerde bu çok ciddi bir çalışmanın başlaması için şart haline geliyor ve bunun da çok güzel örnekleri var. Fakat bazı yerlerde de maalesef valiyle belediye başkanı arasındaki çekişmelerin yarattığı çirkinliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da özel olarak belirtmek istedim. Şimdi abi ben de şu anda mesela bu Akyaka gönüllülerine yaptığımız programda çok enteresan bir noktaya değindiler onlar. Yani bu elçilik görevini yani orada şunu söylediler. Yani yakınarak bir yere varamayız dediler. Oturacağız, anlatacağız sabırla ve o şekilde ilerleyeceğiz. Onlar bu bir takım şeyleri bu bahsettiğiniz tarzdaki
problemleri sanıyorum o şekilde sabırla aşmışlar. Yani bu kadar sene, şunu da unutmamak lazım. Bunca sene hiçbir şey yapılmazken, yani bu anlamda bir girişim, yani toplumsal bir girişim, toplum yönünden bir girişim olmazken, olmadığı için bugüne kadar yani bu sorunları yaşıyoruz. Şimdi yani Akyaka gönülleri gibi bunu mahalle afet gönülleri, Akyaka gönülleri o konuda yani daha farklı bir belki şeyle bir stratejiyle, yani temelde aynı ama daha farklı bir diplomasiyle diyelim ilerliyorlar. Ama sonuç itibariyle bir şey var, bir kolaylaştırıcılık fonksiyonunu yerine getiriyorlar. Bunu evet, sistematik şekilde geliştirirsek ve de yani aynı böyle bir durumda, bir afet olduğunda aynı gemide olduğumuzu, birbirimize el vermemiz gerektiği konusundaki bilinci artırırsak sanıyorum çok ciddi bir yol alma aşamasına girmiş oluruz. Evet, tabii ki Akyaka gönüllülerinin bu çabasının perde arkasında ne kadar zorlandıklarını da yakinen biliyoruz. Belki programlarımızda bunları çok üzerinde durarak aktarmadık dinleyicilerimize ve izleyicilerimize ama maalesef hakikaten çok büyük bir çaba gerekiyor. Özellikle kamu yöneticilerinin, belediye yetkililerinin devreye girmeleri ve onlarla birlikte sorunların çözümü konusunda. Evet, Aziz Bey, programımızın sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz. Hem katıldığınız için, aynı zamanda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Çabalarınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Program için çok teşekkürler. Evet, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.